Merhaba arkadaşlar, uzun bir aradan sonra yeni videolarla karşınızdayız. Dizilerin yeni sezonu başladı. Biz de boş durmayacağız. Bizim de yeni sezonumuz başlamış bulunmakta. Bu video konumuz son 5 yılın en kısa süren Türk dizileri. O zaman başlıyoruz. İlk dizimizin ismi Yeni Hayat. 9 bölüm sürmüştü. İlk bölümü Eylül 2020 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Başak Soysal ve Cem Özdoğru'nun yaptığı, senaryosunu ise Elif Usman, Serdar Soydan ve Deniz Büyükkırlı üçlüsü tarafından kaleme alınan diziydi. Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Tayanç Ayaydın ve Nilperi Şahinkaya'nın başrollerini paylaştığı aksiyon ve drama türünde bir diziydi. Dizi 3 Eylül 2020 tarihinde yayına girdi. 29 Ekim 2020 tarihinde ise 9. bölümünde yayından kaldırıldı. İkinci dizimiz ise Kahraman Babam. 8 bölüm sürmüştü. Eski adıyla Kırmızı Kamyon olarak bilinen aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Yönetmen koltuğunda Osman Kaya otururken senaryosunu Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya yazmaktaydı. İtfaiyecilerin hayatlarını konu alan dizinin başrollerini Görkem Sevindik, Nilay Deniz ve Uğuzhan Çakır paylaşmaktaydı. Dizi 26 Temmuz 2021 yayınlanan 8. bölümü ile final yaparak sona ermişti. Üçüncü dizimiz ise 8 bölüm süren Kağıt Ev. Yönetmenliğini Çağrı Villa Lostuvalı yaptığı ve senaryosunu Hande Altaylı'nın kaleme aldığı Türk yapımı drama türündeki televizyon. Dizinin başrolünde Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu yer almaktaydı. Dizi 7 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan 8. bölümüyle final yaparak sona ermişti. Dördüncü dizimiz ise yaz dizisi olarak bilinen Cam Tavanlar. Oja Pictures imzalı yönetmenliği Fehmi Öztürk'ün yaptığı, senaryosunun Meriç Acemi'nin yazdığı Türk yapımı drama türündeki televizyon dizisiydi. Dizinin başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka yer almaktaydı. Dizi 4 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanan 8. bölümüyle final yaparak sona ermişti. Beşinci dizimiz ise Hayati ve Diğerleri. Dizimiz 6 bölüm sürmüştür. Yapımcılığını 1441 Production'ın üstlendiği, ilk bölümü 19 Kasım 2017 tarihinde yayınlanan, başrollerini Celil Nalçakan, Günay Karacaoğlu, Levent Ülgen, Bülent Çolak ve Bahtiyar Engin'in paylaştığı komedi ve polisiye türündeki Türk televizyon dizisiydi. Senaryosunu Onur Özcan ve Murat Öztürk'ün kaleme aldığı, Metin Valekoğlu'nun yönettiği dizi 1. bölümden sonra yayımdan kaldırıldı. 7 ay aradan sonra yeni bölümleriyle yayına devam etti ve 17 Temmuz 2018'de yayınlanan 6. bölümüyle final yaparak sona ermişti. Listemizin 6. sırasında ise İçimdeki Fırtına var. Bu da bu dizide 6 bölüm olarak yayın hayatına devam etmiş. 2017 yılında yayına başlayan bir Türk aksiyon ve dram televizyon dizisiydi. İlk bölümü 15 Şubat'ta Star TV'de yayınlandı. Dizinin başrollerinde Merve Boluğur, Yusuf Çim, Gizem Karaca, Burak Yamantürk, Tarık Papuççuoğlu ve Mehmet Özgür yer almaktaydı. Senaryosunu Yazıhane grubunun kaleme aldığı, yönetmenliğini Doğan Ümit Karacan'ı yaptı. 18 Mart 2017 tarihinde yayınlanan 6. bölümde düşük reyting nedeniyle final yaparak sona erdirilmişti. Listemizin 7. sırasında ise Ferhat ile Şirin var. Fox TV'de yayınlanan, O3 Medya ve Art İstanbul imzalı, ilk bölümü 22 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in yaptığı, senaryosunu Savaş Korkmaz'ın kaleme aldı. Tolga Sarıtaş, Cansu Dere ve Leyla Tanlar'ın başrollerini paylaştığı dram dizisiydi. Masalsı bir aşk hikayesinin önündeki engelleri aşmaya çalışan Ferhat ile Şirin'in modern bir bakış açısıyla hikayesi anlatılmaktadır. 27 Aralık 2019 tarihinde final yaparak sona ermiştir. Dizimiz sadece 6 bölüm sürmüştür. Listemizin 8. sırasında ise Bir Annenin Günahı. Bu da 5 bölüm sürmüştü bu dizimiz. Limon Film imzalı ilk bölüm 21 Kasım 2020 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Filiz Pakman'ın yaptığı, Ahmet Yurdakul'un senaryosunu kaleme aldığı Musa Uzunlar, Özge Özberk ve Mert Yazıcıoğlu ve Emre Kınay'ın başrollerini paylaştığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisiydi. Filipinler yapımı bir diziden uyarlanmıştı. Düşük reytingler nedeniyle 19 Aralık 2020 tarihinde 5. bölümüyle final yapamadan yayından kaldırıldı. Listemizin 9. sırasında ise Kaçın Kurası dizisi var. Bu dizimizde sadece 4 bölüm hayat sürdürebilmiş. 2016 yılında yayınlanmış dizide Selin Şekerci, Serhat Teoman, İbrahim Kendirci ve Açerya Devrim Yılhan'ın başrollerini paylaştığı dizinin yapımcılığını NTC Medya üstlenmiş ve İnci Babanoğlu yönetmişti. ATV'de yayınlanan dizi reyting canavarına karşı fazla direnememiş ve 4. bölümüyle final yapmıştı. Listemizin 10. sırasında İlişki Durumu Evli var. Bu dizide sadece 4 bölüm hayatta kalabilmişti. 2016 yılında MF Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, Çağrı Bayrak'ın yönettiği diziyi Gani Müjde kaleme almıştı. Dizi Show TV'de yayınlanmış ve 4. bölümüyle final yapmıştı.
Dizinin kadrosunda ise Berk Oktay, Şeren Şirince, Nursel İdiz, Serenay Aktaş ve Anıl İlter bulunuyordu. Listemizin 11. sırasında Yıldızlar Şahidim dizisi var. Bu da sadece 4 bölüm hayatta kalabilmişti. 2017 yılında yayın hayatına başlamış ve yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın yaptığı, senaryosunu Pınar Bulut'un yazdığı, yapımcılığını Süreç filmin üstlendiği dizinin başrollerini ise Berk Cankat, Özge Gürel, Canan Ergüder, Mesut Akusta gibi isimler paylaşmıştı. Büyük beklentilerle yayına giren ve Star TV'de yayınlanan dizi sadece 4 bölüm sürmüş olup aynı yıl reyting yetersizliğinden ötürü ekran serüvenine veda etmişti. Listemizin 12. sırasında ise Deli Bir Sevda adlı bir dizi var. Bu dizi de 2017 yılında yayınlanmış, sadece 4 bölüm hayatta kalabilmiş. 2017 yılında Korcan Derinsu ve Cihan Çalışkan Türk'ün kaleme aldığı dizi Pastel Film imzalıydı. Show TV'de yayınlanan diziyi Hakan İnan yönetmişti. Sadece 4 bölüm süren dizinin başrollerini ise Erkan Koçak Köstendil, Cansu Tosun, Erdinç Gülener, Erkan Can ve Zafer Algöz paylaşmıştı. Listemizin son sırasında ise, yani 13. sırasında ise İkisini de Sevdim adlı dizi var. Bu dizide sadece 3 bölüm hayatta tutunabilmişti. Yapımcılığını Erler Film'in üstlendiği dizi ATV'de yayınlanmış ve 3. bölümüyle final yapmıştı. Dizinin başrollerinde ise Burak Serdal Şanal, Amine Gülşe ve Erhan Yazıcıoğlu bulunuyordu. Dizinin eski moda olması fazlasıyla konuşulmuş, sosyal medyada epey bir muhabbeti dönmüştü. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videolar istiyorsanız yorumda belirtmeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza hala abone olmayan varsa, abone olurlarsa seviniriz. Katıl butonuyla da desteklerinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.